Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman olmuştunuz ya. O kalplerinizi birleştirmişti. Onun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurundayken, tam kenarındayken o sizi oradan alıp kurtarmıştı. İşte Allah ayetlerini apaçık bildirir ki doğru yola erişesiniz. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. İşte bize emanet edilen Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kılıcı. Bizim devletimizin işareti. Üzerine yazılı olan emaneti ehline veririz ayeti var. Allah'ım bize emin kıl. Allah'ım bize emin kıl. Allah'ım bize emin kıl. Buraları neden böyle yıkılmış? Hiç üzülme paşa. Hani bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın evine gelmişti. Ve şöyle demişti paşa. Ya Resulallah, sen neden asırda yatıyorsun? Oysa Kisra saraylarında padişahlar, sultanlar köşklerinde, saraylarında, koltuklarda otururken sen neden asırda yatıyorsun? Bu duruma çok üzülmüştü. Bizim iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da Hazreti Ömer'e şöyle cevaben buyurdu. Ey Ömer, istemez misin dünya onların olsun, ahirette bizim olsun? Dememiş miydi? Dememiş miydi paşa? O yüzden üzülme. Hiç üzülme. Nice saraylar viraneye döndü paşa. Bu taht da bir gün çöküp gidecek. Baki kalacak sadece Allah vardır. Unutma paşa.